Evet arkadaşlar şimdi e, Türkiye'de para kazanmanın kolay olduğunu size anlatacağım. Şimdi bakın hiçbir hazırlığım, hiçbir düşüncem, hiçbir planım olmadan hemen kamerayı açıp direktmen konuşuyorum. Direktmen doğaçlama, içimden geldiği gibi hiçbir hazırlık yapmadan söylüyorum bakın. Ben şu anda yurt dışında yaşayan birisiyim Almanya'dayım. Ben Almanya'ya geldiğimde 22 yaşındaydım. Ve Türkiye'de bir sürü ticaret işlerine karıştım. Ve ticaretin nasıl yapıldığını, yönetildiğini, paranın nasıl kazandı, kazanıldığını gördüm. Ve 99-2000-2001 krizini de yaşadım. Esnafların nasıl kepenk kapatıp ağladıklarını, insanların nasıl acı çektiklerini, yoksuk, yok, yokluk, yetim, yoksulluk, açlık, sefaletin nasıl olduğunu, ülkenin bir günde gün, gün gün gece gece nasıl hortumlandığını, soyulduğunu, kimsenin kimseyi düşünmediğini, hizmet etmediğini, sadece paran varsa e, muamele gördüğünü, her şeyi gördüm. Bana o yüzden e, yani Almanya'dasın. Senin tuzun kuru diye böyle laflar bana sökmez. Ben Almanya'ya geldim ama ben o açlığı sefaleti çok iyi biliyorum. Ben şimdi Türkiye'de olsam şu anda arkadaşlar e, geldiğim zaman ilk yapacağım iş bir fabrikada çalışmam. Çünkü neden çalışmam? Çünkü fabrikada 2500-2300 askeri ücret uygularlar. 2500 askeri ücret uygulanıyor mu? Çok kişi almıyor bunu yani. Bir keresinde yani gerçeği söyleyelim. Yalan konuşmayın. 2500 lira, 2300 lirayı çoğu kişi almıyor. Bayanlar alıyor bakın. Bayanlara bir şey demiyorum. Nasıl almıyor fazlasını alıyor? Şunu da söyleyeyim. Belli bir müddet 3-5-6 ay çalıştıktan sonra 2800-3000 liraya kadar maaşınız çıkıyor bir daha de devamını söyleyeyim. Yılda bir iki üç kere ezzak yardımı, elbise yardımı, servis yardımı veyahut da mesaisi falan filan derken e, ya da kıdem başından, ustalık başından 2800-3000 liraya yaklaşıyor yani maaşınız çıkıyor yani. O e, almıyoruz. Maaşımız 2300'den bir kuruş fazla almıyorum diyen çoğu yalan söyler. Şimdi onların maaşının hani yeterli yetersiz olduğunu hani soracak olursanız bana yetiyor mu peki dersiniz? Yetmiyor arkadaşlar. Kesinlikle askeri ücret yetersiz. Ben yani onu e, askeri ücretle çalışanlara hakaret etmiyorum asla. Onlar yani emeğinin e, gücünün kuvvetinin karşılığında çalışan kişiler. Allah onlardan razı olsun. Allah onların tekerlerine taş değdirmesin. Geçim kolaylığı versin. O konuda değil. Bakın benim anlatmak istediğim çok farklı bir şey. Kimseyi aşağılamıyorum. Ben Türkiye'de olsam anında söyleyeyim size arkadaşlar. İlk yapacağım. Hemen kafamı çalıştırırım. Ne yapabilirim? Ticaret yapma yollarını düşünürüm. Bir meslek edinmeyi öğrenmeye bakarım. Hani derler ya çocukluktan, çıraklıktan yetişmişsin. Yetişmen lazım. O kadar zaman harcaman lazım. Şuna lazım. Buna lazım. Falan filan. Eee zaman geçti yaşımız ilerledi yapamaz edemez bu sadece şeytanın sizin aklınıza karışıp sizi oyalamak sizi ilerletmemek için içgüdüden yani beceriksizliğin yani başaramazlığın empo emposunu size aşılamak yani içinizden gelen bir bıkkınlık yorgunluk gibi bir şey diyelim böyle şeyleri düşünmeyeceksiniz. Ben olsam anında mesleklerden hemen örnek vereyim anında ee, bir inşaatta mesela diyelim inşaatta ne, ne gerekiyor? Parke, kapı e, veyahut da evde boya badana. Hemen bu boya badana işini öğrenirim yani çok kısa bir zamanda. 3-5 ayı geçmez. Hemen öğrenirim çabucacık. 1-2-3-5 derken ustası olurum. Kapı takma mesela. Kapıyı yapıyorsunuz. Mesela kapıyı yapmak mesela e, 3 3-4 sene önce 50 TL 60 TL'ye kapı takıyorlardı. Şimdi 100 TL'den aşağıya takmazlar kardeşim. Benim orada bir eniştem var. Kapı ustası, marangoz ustası. Adam günde 7-8 tane kapı takabiliyorum ben diyor. Adam 55-60 yaşına gelmiş. Öyle yorula yorula dinlenin dinlenin. Dinle. Öyle rahat çalışıyorken öyle kendini sıkmıyor. Ben eminim ben kendim o işi yapsam sıksam kendimi 20 tane takarım galiba. Ama eğer sıkmadan rahat çalışırsam 5 dakika mont 10 takayım. 100 liradan 500 liraya bakın. Hemen ne 500 lirayı bir günde cebe atabilirim bir kapıda. Veyahut da boya badana diyelim. Evi boya badana. 2 artı 1 evi bugün 2,5-3 milyardan aşağı boyamıyorlar. Bir boya 1 milyar civarı da 1 milyar 2 milyarı bir ayda 2-3 tane ev boyasam 3-4 milyar maaş asker ücretini 2 katını alma şansınız var. Usta olsanız temiz, temiz olsanız çevre edinseniz güvenilir olsanız, özü sözü bir olsanız, her ufacık bir çektiğiniz bir fırçaya bile yani onun da bir işçiliği var. Ona da ben 200 lira 100 lira alırım diye aç gözlü olmazsanız bu işte de büyük para kazanırsınız. Mesela inşaatlarda duvar e, örücüsü. Bugün bir tane bir a, bir tane evi, bir evi e, ben 2 sene önce ev ördürdüm bir ev. E, birisi geldi 16 milyara ben örerim dedi işçilik. Birisi dedi 9 milyara ben örerim dedi. Yanına bir usta getirdi. iki kişi. Bir de kendisi 3 kişi. 3 kişi evi 2 günde ördüler. Şimdi 2 e, günde bak 2 günde. O adama birer milyar birer milyar ikisine verse gene cebine kalacak 7 milyar. Bakın size e, para kazanmanın yollarını söylüyorum. Devamında ya bugün bir e, pazarın girişinde çıkışında adam gidiyor İstanbul'dan oradan buradan 50 milyon 70 milyona mont alıyor. Montu kış geliyor 200 milyon 250 milyona mont satıyor. Ayakkabı alıyor satıyor 30 40 alıyor 80 100'e satıyor. Ya bir tesbih alıyor satıyor yani pazarda limon alıp satsanız para kazanmanın çok taktikleri var. Ben bunları neden size söylüyorum ben çünkü 2001 yılında e, şey 2022 yaşında 22 yaşında Almanya'ya gelmeden önce seyyah satıcılık, satıcılık yaptım. Ee, daha başka ticaret işleriyle uğraştım. Elektronik işlerle uğraştım. Bütün yani pazarlarda, tezgahlarda her şeyi bul, her şeyle uğraştım. Yani çok çok ticaret işleriyle uğraştım. Çünkü bu işleri biliyorum. Sadece korkmayacaksın, cesaretli olacaksın, atılgan olacaksın ve gözün kara olacak ve yılmayacaksın. Ben başarabilir miyim? Yapar mıyım? Yapamaz mıyım? Ben utanır mıyım? demeyeceksiniz. Açık olacaksın. Kapalı olmayacaksın. E, sevecen olacaksın. İnsanlarla özün sözün bir olacak. Doğru olacak. Söylediğin e, Sözle yaptığın iş birbirini tutacak. Öyle hani derler ya kıçın başın ayrı oyunu öyle yapmayacaksın. Söz verip de yapmamak ya da yalan ya da eksik ya da yaptığın iş iki gün sonra bozulmayacak. Şimdi şunu da söyleyeyim. Mesela Türkiye'de şu anda doğal gaz sistemi var. Şu anda yaygın çoğu illerde ilçelerde muazzam bir şekilde doğalgazlar döşeniyor, inşaatlar yapılıyor. Anında o insanlara mesela doğalgaz hattı, borusu, su tesisatı, elektrik falan filan bunlar döşenmesi lazım. Bakın şunu demiyorum mesela hani elektrik döşeme falan, trafo falan bunu demiyorum. Niye demiyorum? Çünkü bu okul falan gerektirebilir. Çünkü ben onun okuluna gitmedim. Bir de elektrik çekiniyorum yani. Belki e, sistematik yanlış bir hatam büyük yangına falan yol açar. İnsan canına mal olur. Falan filan. Bunun telafisi zor. Böyle şeyleri demiyorum. Bunun içinde tabi tabii kafa da bazı insanın kafası hemen alır. Ben hoşuma gitmiyor. İnsan hoşuna gittiği işi yapması lazım. Hemen diyelim ki no, su kalorifer mesela tesisatı, doğalgaz tesisatı. Hemen o tesisatı döşersin. Döşemek önemli değil. metre metrekare ölçüyorsun, bilçiyorsun, kesiyorsun, dişli açıyorsun. Yani ondan sonra doğalgazın e, sobasını monte ediyorsun ya da petekleri monte ediyorsun. Senede bir iki kere, üç kez, dört kez, beş kez yani e, bunlarda... E, birisinde yani bakım çıkıyor birisinde ne bileyim gazı açtırmak kapattırmak proje çizmek proje onaylattırmak yani bütün bunlarda boru döşemek ekstra adam mesela evinin bir öbür odaya da mesela petek ya da doğalgaz sobası istiyor ya da bilmem ne istiyor evini genişletecek pencere açacak pencereyi kapatacak veyahut da yani durmadan bir işler çıkıyor lavabosundan su kaçırıyor duvarından su patlıyor yani bu işler öğrenmiş olsa mesela 3-5 ay içerisinde gelsem Türkiye anında öğrenirim yani temiz de iş yaptıktan sonra herkes sever herkes iş getirir yani bana Ondan sonra musluk bağlarsın. Bugün bir usta çağırıyorsun. Çeşmeniz akmıyor mesela diyelim. Akmıyor, bozulmuş, bir kaçırıyor, damla damlatıyor. Diyorsun yine buraya bir musluk takacaksın, Tamam diyorsun. Gidiyorsun 100 liraya, 150 liraya musluk alıyorsun, getiriyorsun. Yarım saat uğraşıyorsun. Bir iki bir şey yapıyorsun. Yani kanı ne bileyim boya yapıyorsun. yani boya dediğin duvarı kırıyor adam, musluğu orayı monte ediyor. Ondan sonra bir kilo şeye alçı, balçık yapıyor, su buyuyor, düzeltiyor. Ondan sonra diyor ki 400 kağıt ver. Niye? ya çalıştım diye bir saat uğraştım. 300 katlar, 200 kattan aşağı zaten değil. Ustayı bugün eve bir usta çağırın. 200-300 milyondan aşağıya usta gelip çalışmaz. Bir iş yapmaz. Yani bir günde böyle bir para alabileceğim bir bir ortamın var yani böyle bir hakkın selayetin var bunu yapabilirsiniz. Ne yani gidip de yani fabrikada 2500 liraya 2300 liraya çalışıp zamanımı harcamam yani. Bayan işidir yapar yani çünkü bayanlar gider fabrikada çalışır, Teksidir. şunda bunda hafiftir, makine başındadır yapar. Ama ben kendi zamanımı orada öldürmem yani açıkça. Daha karlı işler yaparım. Param varsa, daha şeyim varsa dükkan açarım, kuyumcu açarım. Yani al sat yaparım. E, araba kiralaması. günlük kiralama, Aile kiralama, e, emlakçılık yaparım. Hani komisyon falan yani bir şeyler kesin yaparım. Bunlarda büyük paralar var. Adam bugün e, zekalı almış eline güzel bir tane resim makinesi gidiyor bir tane tarlayı çekiyor. 500 milyar. %3 %4 komisyonu var. İnternete geliyor bilgisayarı bile 3-5 tane işlem yapıyor koyuyor. Reklam ediyor. Arkasından bir müşteri telefon açıyor geliyor gösteriyor. Ve 300 milyara satmış olduğun tarlanın nereden baksan 12 milyar %4'ü adamın 10 milyara bağ anlaşıyor. 2 haftada 3 haftada 20 milyar 10 milyar cebe atıyor. Kardeşim 10 milyara adam ne kadar da kazanıyor? 3-4 ayda. Diyelim adam mesela bugün acil bir tane ev çıkıyor. Parası da var. 150 milyara satıyor evi. Evin değerine kadar 200 milyar acil. Hemen fiyatı var. Beklesin bir iki haftada 200'e satacaksın. Ama adam ne yapıyor? 150 milyara ben vereyim fazla beklemek istemeyeyim diye alıyor onu hemen ya da almıyor bile kardeş sen karışma. çekirken ben acil müşteri bulurum bir telefon diyor arkadaşlarına eşine dostuna birkaç kişiye soruyor ondan sonra hemen internete bir atıyor 150 milyarlık ev hemen 180'e normal 200'lük ya 180 e atıyor anında diyor ki ne 150 milyarlık evi 180'e anlaşıyor sözleşme yapıyor ondan sonra adamdan kaparayı alıyor al kardeşim sen 150 milyarını atıyor 30 milyarını cebine bakın bir evde 50 milyar 80 milyar para kazanabiliyor akıllı insanlar mantıklı insanlar Türkiye'de her zaman kazanır zekili olacaksın kafanı çalıştıracaksın en kötü hiç mi bir şey yapamıyorsun ya pasaklısın yani ne ticaretten anlarım ne konuşmadan anlarım ne adamlıktan ne akbaklılıktan yani sıcakkanlı değilim girişken değilim ticaretten anlarım. hiçbir şeyden anlamam pasaklıyım diyorsan o zaman git kardeşim güvenlik sertifikası yap 3 ay, 2 ay, 1 ay bir yani okulunu yap. Ya silahlı ya normal sertifika yap. Bugün güvenlik sertifikası olan her yere güvenlikçi aranıyor. AVM'lere, inşaatlara, şuralara, buralara en kötü ihtimalde, en kötü ihtimalde 3,5-4 milyara maaş var. Bugün bir tane dönercide bile çalışan ustanın parası 3,5-4 milyarı geçiyor kardeşim. Ustaysan, bir hamurdan anlıyorsan, fırıncıysan, ustaysan bir baklavacıysan, ustaysan yani hep usta diyorum bak çıraklar tamam hiç işi bilmeyen sıfır insanlar baştan başlayan insanlar 2500 3000 lira civarı onlar öyle çalışır ama usta olduktan sonra maaşın 3500 4000'e çıkıyor. Hiç boşuna yalan söylemeyin. Yani eğer hiçbir iş elimden gelmiyor diyorsanız o zaman mecbursunuz 2300 liraya. O kadar da saf olmayın ama kafanızı çalıştırın. Yani insanın e akıllı olması, para kazanması biraz da kendi elinde, kendi imkanlarıyla yani. Atılgan olun yani korkmayın cesaretli olun. Ya bugün yaşım ilerlemiş falan filan demeyin. Bugün gidin berbere. 1-2 bir iki, bir iki ay berberin yanında bedava çalışın. Saç nasıl kesilir, tıraş nasıl kesilir görün bunu. Arkasından öğrendikten sonra oradan bir şeyleri e bir berberin yanına vardığın zaman bir dükkan aç kardeşim de ben de e, parayla kesmiyorum da bedava kesiyorum de. Tanıdıkların, eşlerin, dostların 8-10 kişi hep bedava tıraş yap. Kötü bile tıraş yapsan adamı, kötü bile para almadığın için seni şikayet etmez, reklamasyon yapmaz. Zaten bedava. Sen de bu arada usta olursun. Ondan sonra aç küçük bir yer. Günde 5 kişi tıraş yapsan 10 liradan. Ne 10 lirası? 20-30 lira da ben 10 liradan 50 liram var. 50 lira. 10 kişi tıraş yapsan. 100 lira. Ayda 3000 lira zaten yapıyor. Makas ve sudan ibaret. Yani demek istediğim arkadaşlar yani mantığınızı çalıştırırsanız kafanızı çalıştırırsanız her yerden her şeyden ekmek yersiniz. Dağın tepesinde bakın. Dağın tepesinde bile aç kalmaz ekmeğinizi kazanırsınız. Zaten Allahü Teala de ne diyor bu dünyaya gelen herkesin diyor rızkını nasibini ben daha bu dünyaya gelmeden eskiden yani doğmadan ben onu ayarlamışım. Kimse aç kalmaz. Ama o insan buraya geldiği zaman nasibinin rızkını kendisi arayacak. Kendisi peşine koşacak. Pasaklı, beceriksiz olmayacak, üretken olacak kardeşim. Adam mesela evde pasaklı pasaklı yatıyor. Televizyon var, internet var, şu var, bu var. Hemen ben size söyleyeyim. Şu anda bak hiçbir şey bilmiyorum. Hiç ustalığım yok. Hemen söyleyeyim. Hemen anında o televizyon sehpasız şu komedi mamade var ya onlar var. Hemen 8-10 tane gider öğrenirim marangozdan metresinin neyini ölçerim. Tutkalını alırım bir şeylerini alırım. Güzelce onları hani yapışkan tutkal zımbasını falan filan ayarlarım. Hani birbirine geçmeli hani komedi var ya hani baklava falan misafir geldiği zaman çay sunması için ayaklı sehpa diyelim onlardan. Hemen anında onlardan yaparım üçlü dörtlü. Zaten tahta kaçı kaç kuruş. Tutkalı biraz. Biraz da şey evimin odamın birinde ya da çatı katımda ya da bodrumda kelede küçük bir yer ayarlarım. Bugün Şipok var. internette Facebook var. E, Sahabinden.com var. Hürriyet Emlak var. Yani e, daha Inspok mu ne? Bir sürü siteler var. Hemen anında resmi çekerim oraya. Bir iki de model desen yaparım. Üretirim. derim bu e, normal satış 400-500 TL duydum. Bir ara çok pahalı da 600 lira da var. Ben onu 200 liraya satıyorum derim internette. Ve çeşit çeşit modeller var. Yapıyorum derim. Bugün bir çocuk odası. Bakın hemen örnek verim anında. Bir çocuk odası bugün 5-6 milyar buluyormuş. Ne var? Bir yatak var. Bir tane dolabı var. Bir ayna odası. Bir komodesi var. Kaç kaç buluyoruz kardeşim? Bir tane model yaparım. Bir arabalı yaparım. Kısa çilekli yaparım. Ne o çizgi film figürlerinden bir tane e, lol Lol bebekleri koyarım. Nilo'ya koyarım. ne Artık ne seviyorlarsa. Cinderella koyarım. E, erkeklerde e, futbolla meraklı. Tosiba. Eskiden şirinler falan vardı bizim zamanımızda mesela. Hemen onlardan koyarım. Bir yatak üretirim. Komodosunu yaparım. Aynalı bir şey yaparım. Bunları iki dakika bir tane. E, ondan sonra maliyetine kadar 1 milyar. Ben kaçı satayım? 2 milyara. Bakın 1 milyara mal ederim. 2 milyara satarım. Normal mağazada 6 altı milyar. 6 milyar. Anında internete çeker resimleri sağdan soldan derim bunun yeşil var kırmızı var. hangisini isterseniz bir hafta da evinize teslim kargo var şu var bu var ya, yapma imkanım var yani teslimat yapabilirim ya da gelip kendiniz alıyorsunuz katalog bastırırım kataloglardan yaparım veyahut da broşür bastırırım bütün mahallelerde gezerim herkesin evine tek 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 evlerini atarım bunlardan üretirim bunlardan yapıyorum bunu tamir edeyim kendime reklam yaparım ya Türkiye'de üretimden para kazanmaya ne kalmış insanlar açlık yoksulluk Evin oturuyor. Herkes istiyor ki ne, ağzıma armut piş, ağzıma düş. Böyle isteyince nereden kazanabileceksin? Bak bin tane sabaha kadar istediğiniz kadar sayım girişkenlikten. Ya bir kasabalık alıyorsun. Ben zamanında şeyde seyyar satıcılık yaparken kasasını balığın 2 TL'ye alıyorduk. Kilosun 2 TL'ye satılıyordu. Kasası ya. Kasası bazen 10 TL'ye geliyordu. Tamam bir şey değil. İçinde ama 18 kilo balık çıkıyor. 2 TL'ye sattığın zaman 40 TL zaten topluyorsun. Zaten 10 TL'ye alsana 30 TL'si zaten kardı. Benim anlattığım 2004 yılı ama. 2004 yılı. Şimdi farklı. Şimdi kilosu 10 lira ama ne kadar? 10-20-30 lira olmuştur. Ama ben onu demek istemedim. Demek istediğim bu insanlar yaşadığı sürece bu maddiyat, bu ihtiyaç bunlar hep karşılanmak zorunda kardeşim. Bunları yapacaksın hiç bilmiyorsan usta ol, araba tekeri yap, araba tekeri üretmeye çalış. Yani bir şeyler yani uğraş Yap yani üretmeye çalış. Ne öğren bir şey 3 ayın içerisinde, 2 ayın içerisinde öğren. Hemen hızlıca ben öğrenirim yani. bir telefon kap değiştirme, bir telefona ne, ne bileyim bir şeyler yükleme, bir şeyleri yapma. Yani hemen anında 1-2 hafta uğraştığım zaman yetenekten öğre yaparım, üretirim yani. Yapamıyorsam yapan birisini yanına giderim, bana da öğretirim. Gerekirse bedava birkaç gün çalışayım, kalayım yanında, öğreneyim. Ee, ondan sonra da kendi işimi kendim yapıyorum ama onun da ekmeğini elinden almadan yani. Öyle ondan öğrendim karşısında dükkan açayım değil. Bakın başta dedim düzgün, temiz güvenilir insan olmanız lazım. Başkasını ekmeğin elinden alacaksınız. Allah zaten baştan nasibinizi kapatmış olursunuz. Allah o zaman size nimet rızık zaten vermez. Bu yüzden mantıklı olacaksınız. Bir şeylerin peşine koşturacaksınız. Devam edip onu hep devamlılık haline getireceksiniz. O yoldan devam edecek. Bir sene, iki sene, üç sene sonra kesin çok paralar kazanırsınız. İki milyarla, iki buçuk milyarla zamanınızı fabrikalarda geçirip de ondan sonra ben açım, yetiştiremiyorum, çoluğuma, çocuğuma bakamıyorum diyemezsiniz. Bu ol, böyle olacak bir şey değil yani. Bu bu bir geçim değildir yani. Anlıyorum tamam onlar da hani onlara da ihtiyacımız var. Yani onlar fabrikalarda insan çalışmasın mı? O ek bir iş gibi olur. Eşin çalışır, kardeşin çalışır, annen çalışır. Ama sen parayı asıl kazanacağın kendine meslek dalları bulman lazım. Üretmen lazım, düşünmen lazım. Zekanı çalıştıracaksın. Bakın parasız bile yapacağın işler söyledim size yani. Bütün bunları artık e, kafanızda tasarlayıp kendinizi e, daha fazla kazandıracak... eee işlere yönelteceksiniz de ama şunu da söyleyeyim yani birden aklıma geldi hemen söyleyeyim. Ya Türkiye'de zaten çoğu kazanıyor ya. Çok zenginler var aşırı zenginler bu dediklerimi yapan milyonlarca insan var. Hepsi trilyoner olmuşlar. E, 10 milyarlık telefonun elinde 200 milyarlık cipi altında 8-10 tane dairesi inşaatlar şirketler her şeyi var adamın da onun içinden açım diye ben mesaj atıyor. Yani biz onlara takılıyoruz belki kafamızda. Onlar yani onlar ultra, ultra lüksün açlığı ya. Onlar aç gözlüler. Aç gözlülüğün açlığı. Belki de yani. Bizim konuştuğumuz belki bu falsafiso da yani yine de bazı bu konuşmamdan birkaç kişi fayda yarar dokunursa diye yani inşallah da dokunur. Ee, çoğu kişi yalan söylüyor ya. Gerçekten yalan söylüyor ya. Bugün e, bir evi mesela 3 milyara boyuyorlar ya. Mesela o evi 2 milyara de boyayabilir, 1 da boyayabilir. Bir buçağa da boyayabilir. Bir milyar cebine atıp da 1 bir milyardan bir günde de idare edebilir. Bir günde köşeye döneyim diyen bir günde ya da bir iş yapayım. Bir tarla satayım. O, yani bir komisyonculuk tarlası. Bir tarla birisinden alayım birine satayım. Bana 100 milyar ka para kalsın. Bir günde bir tarladan köşeye döneyim. atayım ondan sonra öğlene kadar. Bir emekli olayım. Emekliliğimi bir hak edeyim. Ondan sonra pazoya yatacağım. Hiç çalışmayacağım. Diyen açgözlülük yüzünden Türkiye gelişmiyor işte. Bunlar yüzünden. Üretim yok. Namaz niyaz besmele sabah erken kalkım yüzümü yüzümü yıkayım işime gücüme gideyim bereket nur evime aileme çevreme etrafıma yağ yağsın yayılsın düşüncesi yok işte bu yüzden